nerede kaldı bunlar? Bir arasam mı acaba? Yok yani, gelmeyeceklerse ben evime gideyim. Atıp Birsel de onların yanında mı? Hayır. Fırat Kazan onların yanında. O zaman Irmak Hanım da orada herhalde, değil mi? Hayır. Irmak Hanım İsviçre'ye gitti. Allah Allah, niye? Efendim, şirketle ilgili bir sorun varmış. Onun için. Belki buradakini kapatacaklarmış, ondan. Düğün ne olacak? Fırat ne olacak? Düğünle falan uğraşacak halim yok dedi. İşim, kariyerim daha önemli dedi, gitti. Neler olmuş, benim hiç haberim yok. Ya. Yani şeyden dolayı, yani Fırat tabii üzülmüştür bu duruma haliyle, değil mi? Yani çocuk Allah vere bir ince hastalığa falan yakalanmasa. Çok üzüldü ya. Çok üzüldü yani. Şu anda ne yapacağını bilemez halde. Arkadaş, bütün ayarlar şaştı yine. Fırat bekar mı kalacak şimdi? Saplantılı gerizekalı. Aklını oynatın haline Fırat serbest kaldı diye. Sen daha çok oynatacaksın aklını Sermet Bey. Çok. Çok pis bakıyor kadın ya. Ya Allah vermeye bu beni narinden falan mı kıskanıyor, anlamadım ki arkadaş. Takıldın mı bana yoksa bu numara mı çekiyor? Safız arkadaş biz. Karı kız işlerinde zayıf kaldık şimdi, doğruya doğru. Gel de çöz bunların kafasını. Tabii haliyle gerginsiniz. Yani çünkü tabii, yani Şadiye de sizin bir kardeşiniz sayılır, değil mi? O yüzden tabii insan üzülüyor, değil mi? Üzülmez mi? Şadiye nasıl? Bilmiyorum. Muhtemelen tutuklanacak yarın sabah mahkemeye çıkınca. Merak etme, bir şey olmayacak. Adamı araştırdım. Adam çıngıraklı bela. Şadiye gelene kadar zaten 1000 tane alacaklısı var. Ah ben abi. Ne oluyor böyle ya? Bilmiyorum Deniz ya. Vallahi bilmiyorum artık, çok yoruldum. Ben yapmadım diyor, iftira diyor, tuzak diyor, anlamadım. Ben gideyim yatayım hadi bir 5 dakika. Siz yiyin onları, kusura bakmayın. Kız tuzak demiş ya. Ortaya çıkar her şey. Doğru mu söylüyor, yalan mı söylüyor artık bilmiyorum Gideniz'e. Nasıl güveneyim söylediklerine ya? Nasıl? Gitmiş yine bir müşteriler bulmuş, görüşüyor onlarla. Yüzü gözü paramparça, kan içinde. Oradan oraya vurmuş kendini. Klostrofobisi var zaten, krize girmiş. Bir görsen. Ne yapacağım, nasıl kurtaracağım onu oradan bilmiyorum ki. Sen niye geldin gecenin bir vakti buraya? Narin rahmetliyle ilgili bilgi toplamamı istedi. Onları toparladım. Adamı zaten parçalayacaklarmış. Rahmetli piyasayı bayağı bir takmış. Karılarla kızlarla vermiş odunu. Neyse, arkasından konuşmayalım. Adam rahmetli olmuş. Yalnız ben Muşadiye'yi parçalayacağım ama ne zaman? Şeytan diyor ki bırak 15-20 sene yatsın. Da Narin üzülecek. Tam kızı toparladık, akladık, pakladık. Hemen koşmuş.
Irmak gitmiş. Sermet. Üzerine vazife olmayan şeyleri bırak şimdi. Atıf Birsel kayıp. Saat 9 civarı arabası bulunmuş. Her şey de içinde. Anlayacağın adamı kaldırmışlar. Kim kaldırmış lan? Bunu sen yaptın biliyorum. Sen babamı ölüm döşeğindeyken söz vermiştin bu işleri bırakacağına dair. Adam neredeyse salın. Hem sen eşkıyalıkla nereye varmayı düşünüyorsun? Abuk sabuk konuşma lan. Ben niye kaldırayım adamı? Ben niye kaldırayım? Sermet Bey. Siz mi yaptınız? Abuk subuk konuşuyor bu. Ben kimseyi kaldırmadım. Erol, hemen bana gel. Ne kadar uzun bir gece bu. Sabah olmayacak galiba bu gece de. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.